Minecraft farklı bloklar, canlılar ve öğelerle dolu. Bu da oyundaki tüm bilgileri takip etmenin zor olduğu anlamına geliyor. Oynayış esnasında bazen karşılaşabiliyorsunuz ama bunun bilincine varamıyorsunuz. Bu videoda daha önceden de karşılaştığınız bazı Minecraft gerçeklerini gözden geçiriyoruz. YouTube'da olduğumuzu unutmadan algoritmaya ayak uydurmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olay boyutsal oynamak. Doğal olarak dünyada öldüğümüzde yeniden dünyada canlanabiliyoruz. 1.16 güncellemesiyle birlikte de Nether'da ölüp yeniden doğabileceğimiz bir yöntem oldu. Yeniden doğma sağlayıcısıyla. Ama End'e baktığımızda bunun için bir yöntem hala eklenmedi. Öldüğünüzde End'in dışında canlanıyorsunuz. Ama bunu sadece End için geçerli yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şey aktif olmuş bir End portalın altına yatak koyup oraya sağ tıklamak. End'de ölür ölmez yatağın yanında spawn olduğu için End portalı sizi algılayacak ve doğrudan End geçiş platformuna ışınlayacak. Canlı kafalarını elde etmek oldukça zor oluyor. Kullanıma geldiğimizde birçoğumuz sandıklarımızda saklıyoruz. Yaratıcı şeyler düşünemiyoruz. Ama piglinlere, köylülere ve bazı canlılara bu kafaları fırlatıcı sayesinde giydirebiliriz. Bu oyun içeriğindeki kozmetiği bir tık da artırıyor ve kafalarla yapabileceğimiz şeyin sınırını genişletiyor. Oyuna yeni başladığınızda zırhlar yapmak için maden toplamanız gerekiyor. Ama eğer zırhlı bir canlı, zombi falan bulursanız ondan sağlam bir zırh elde etmenin yolu var. Ama sadece bedrock sürümünde. Zırhlı bir zombiye hasar vermeden onu boğarak boğulmuşa çevirirseniz zırhlarını düşürüyor. Ama ona hasar verirseniz zırhları zarar görüyor. Elde ettiğinizi hızlıca kırılabilir. Bunun olmasını istemeyiz. O yüzden ona vurmuyoruz. Böyle yaparak elde ettiğiniz zırha göre maden toplama işleminden zaman kazanabilirsiniz. İllüzyonerler doğal olarak dünyada karşımıza çıkmasa da kaynak kodu olarak oyunda hala bulunuyor. Onlarla karşılaştığımızı farz edin. Birden çoğalıyorlar ve gerçeğini bulmak oldukça zor oluyor. Oyuncuların çoğu bütün ortada olan illüzyonerlere saldırıyor. Ama aslında gerçek illüzyoner görünmez. Bunu fark etmenin tek yolu da görünmez olan illüzyonerin parçacıklarını takip etmek. İşte ona vurduğunuzda gerçek hasar verirsiniz veya klonlanmayı önleyebilirsiniz. Yerine göre tuzak kancasıyla birçok şey yapıyoruz. Ve bu eşyanın bize bir şeyler çağrıştırdığından eminiz. Kırıldığında çıkan sesi daha önce de duyduk. Bir ok isabet aldığında. Evet, tuzak kancalarına ait özel bir ses yok. Sabitlenen bir okla aynı sese sahip. 1.14'ün doku güncellemesinde neredeyse oyundaki her şey değişti. Bununla birlikte görsel olarak bazı şeylerde hatalar oluştu. Örneğin iksir yuvaları. Ama bunlar zamanla giderildi. 1.17 çıkmasına rağmen hala giderilmeyen birkaç görsel hata daha var. Bariyerler yeni dokuya sahip. Onları sadece burada görmüyoruz. Seyirci modundayken oyunculara ışınlanmak için slotlarda da yer alıyor. Hala eski görünümde. Olta ile yapabileceğiniz birçok şey var ama oyuncular sadece balık tutmaktan ibaret olduğunu veya 1.8 tarzının saldırı tekniğinden olduğunu ibaret sanıyor. Evet, oyuncuları çekebiliyorsunuz. Ama bunun dışında birçok varlığı da oltayla çekebilirsiniz. Örneğin TNT'ler. Zamanınız yeterse onu patlayacak alandan uzaklaştırabilirsiniz. Veya yerdeki bir iteme uzaksınız. Onu bir başkası alacak. Oltayla kendinizi hızlıca çekebilirsiniz. Yapabileceğiniz bir diğer şey ise oltanın kanca kısmını lavdan geçirip yakarsanız TNT'leri aktif edebilirsiniz. Bu bununla sınırlı değil aslında. Birçok şey aynı mantığa sahip. Geçmişten itibaren teknelerin kullanımı pek kolay olmadı. Güncelleme ile birlikte bunlara alışmamız oldukça zordu. Bedrock'ta tekneler için artı bir özellik mevcut. Onlara kayış bağlayabiliyoruz. İstediğimiz gibi peşimizden geliyorlar. Uçtuğumuzda peşimizden de geliyor. Güncellemelerde oyun içerisindeki bloklar için gerçekten çok çaba gösteriliyor. Mekaniksel veya tamamen yapı için geçerli bu. Guardian tapınaklarında bulunan prizmarin bloklarının özel bir dokuya sahip olduğunu biliyor musunuz? Zamanla maviden yeşile sürekli doku değiştiriyor. Birçoğumuz bunun dikkatine varmıyoruz. Minecraft içerisinde bulunan kızıltaş sistemleri veya farmlar her zaman için bize yapılacak bir şeyler sunmuştur. Oynanışı daha keyifli hale getirmiştir. Birçoğumuzun kullanmadığı veya bir haber olduğu yaprak bloğuyla da birçok şey yapılabiliyor. Oyun içerisindeki blok güncellemesi bir fiziksel özelliğe sahip. Örneğin yaprağın yanına bir blok temas ederse bunu kızıltaş sinyaline çevirebilir. Oyun içerisinde hala Elytra'nın bir numaralı hızlı seyahat yolu olduğunu düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Gerçi Java'da bu böyle olabilir bir nevi. Ama Bedrock'ta bir ata hem hız hem de zıplama desteği iksiri atarsanız ve onları çiftleştirirseniz ortaya çıkan yavru at bu iksirlerin özelliğine sahip bir şekilde kalıyor. Çok çok hızlı ve yükseklere zıplayabilen bir ata böyle sahip olabilirsiniz.
Genellikle yeni bir dünyada Minecraft'a başlayacağımız zaman internetten daha önceki hazır seedlere bakarız. Özel bir seed oluşturmak ya da orayı boş bırakmak pek aklımıza gelmez ya da tercih etmeyiz. Eğer seed kısmını boş bırakırsanız otomatik olarak seediniz sisteminizin zamanından da etkilenerek oluşuyor. Güncellemelerle eklenen canlılar fantastik değilse bir hayvansa olabildiğince gerçek hayattan baz alıyorlar. Saldırı davranış veya doğal koşul olarak. Örneğin ayılar tilkilere saldırabilir ya da tilkiler tavuklarınızı yiyebilir. Bunun için de büyük mesafelerden atlayış sergiler. Bu da yetmezmiş gibi. Kediler her seferinde dört ayak üstüne düşer tabiri Minecraft'ta da var. Kediler yüksekten düştüğü zaman hasar almazlar. Tavuk çiftliği kurmak istiyorsunuz. Çevrenizde ise tavuğa rast gelmediniz. Ne yapabilirsiniz? Belki geceleri tavuk üzerine binmiş bebek zombiler ortaya çıkabilir. Bunlara jokey deniyor. Ama bilmelisiniz ki jokey tavuklardan hiçbir şekilde yumurta çıkmıyor. Bundan dolayı onların erkek tavuk olduğunu düşünebilirsiniz. Ama doku olarak da böyle olması gerekirdi. Bunun sebebi jokeylerin asla yumurtlanmamaya kodlanmış olması. Bu bir nevi mantıklı bir karar. Çünkü jokey tavuklar yumurtlarsa muhtemelen herhangi bir zombi ondan çıkan yumurtayı eline alacak. Ve bu sayede de zombiler despawn olmayacak. Birikecekler, bunu fark etmenin zaman alana kadar oyundaki performansınızı veya farmlarınızı etkileyecek. Java ile Bedrock arasında gerçekten fark edilebilir özellikler var. Örneğin Bedrock'ta bir kayışı slot olarak tasarruflu kullanabilirsiniz. Su semenderine kayış bağladınız ve onu kovayla yakaladınız. Kayışla birlikte semender kova içerisinde tutuluyor. Bu oyunun MBT kaynak kodlarından kaynaklanan bir özellik. Envanteriniz dolu olsa bile bundan yararlanabilirsiniz. Pek karşılaşmasanız da, diyelim ki çok çok yüksektesiniz ve düştüğünüzde ölüp ölmeyeceğinizi merak ediyorsunuz. Oyundaki tüm özelliklerden de faydalanıyorsunuz. Saman bloğu, netherite set, tüy düşü 4, kaplumbağa iksiri falan. MLG taktiğiyle hiç hasar almazsınız, burası ayrı, ama kurtulmak istiyorsanız 4500 4. bloğa kadar sınırınız var. Bunun yarım blok, bir blok daha üstü olsa kurtulmanız imkansız. Minecraft'ın doğasında bir şeyler elde etmek gerçekten bazen şans istiyor. Örneğin köy. Bulduğunuzda birçok besin kaynağı elde edebilirsiniz veya farklı şeyler. Patates, diğerleri. Yemek konusunda sizi rahatlatabilecek bir gelişme. Ama diyelim ki köy bulamadınız. Patates bulabileceğiniz farklı bir yöntem de var. Zombiler. Şansa dayalı olarak zombilerden patates düşürebilirsiniz. Ama eğer zombiyi öldürdüğünüz kılıçta alevden çehre varsa patatesi pişmiş olarak elde edebiliyorsunuz. Yani o anlık sizi doyurur ama onu çoğaltmanıza imkan sağlamaz. Dikenler büyüsünü genellikle kullanmasak da yerine göre faydalı olabiliyor. Bir armor standı küçümserseniz onlara dikenler büyüsüne sahip zırh yerleştirin. Standa hasar verdiğinizde çok büyük bir zarar almıyorsunuz. Ama standın sizi öldürebileceği gerçeğini değiştirmiyor bu. Varlıkların bazı şeyleri kafasının üzerinde tutma gibi bir özelliği var. Bu sizi duruma göre sıkıştırabilir. Ama genellikle başka bir canlının üzerinde bir şeyler durabilir. Örneğin bir bölgede biriktirilmiş creeperlar. Üzerinde düşmeden kayıkla hareket edebilirsiniz. Bu bildiğiniz buz üzerinde kayık sürmeye benzer. Büyük ihtimalle 20 özellikten birçoğunu zaten farkındasınızdır. Ama bu video eğlenmenizi sağladıysa ve bilgilendirdiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bazı özel şeylerden siz de bahsedebilirsiniz. Belki ikinci part gelir. Teşekkürler. Görüşmek üzere.